Başka çok artan hastalık da maalesef kanser. Tabi burada taramaların artmasının etkisi vardır, tanının daha erken konuluyor olmasının etkisi vardır. Ama zaman zaman sizin kanserle ilgili yaptığınız çıkışlar da e, doktorlar veya meslek dernekleri, örgütleri tarafından eleştiriliyor. Ben bir bütüncül e, tıp hekiminin bir yorumunu size sormak isterim. Katılır mısınız? Kullandığımız deodoranlar, ve tam da tiroid bezimize yakın yerlere sıktığımız parfümler dolayısıyla kadınlarda hem koltuk altına sıkılan deodoranlar nedeniyle meme kanseri ve işte boyuna sıkılan parfümler nedeniyle tiroid kanseri çok arttı gibi bir yorum yapmıştı. Şimdi acaba bunların bir etkisi olabilir mi diye size de bir sormak isterim. Var tabii bunların hepsi toksik. Sadece bunlar değil. Sadece buraya sıkılıyor değil. Bütün evde kullanılan deterjanlar ve yapılan çalışmalar da gösterdi ki e, özellikle ee, tarım zehirleri, böcek zehirleri, glifozat. Glifozat denilen bir şey var. Çok tehlikeli bir zehir. Şakır şakır kullanılıyor Türkiye'de. Maalesef. Şey olarak, glifozatın meme kanseri yaptığı biliniyor. Kadınlarda. Yüzde 25'ten fazla bu. Yapılan çalışma 10 seneden önceki bir çalışma bu. Bütüncüllükle bunun alakası yok. Bu e, insanların zehirlenmesiyle alakalı bu. Kullandığınız her türlü deterjan, hı hı. kullandığınız her türlü saç boyanız, dudak boyanız, işte deodoranlar ve evde kullanılan deterjanlar. Hepsi sadece bu meme kanseri değil, rahim kanseri, over kanseri, erkeklerde prostat. Neden? Çünkü e, kullanılan bu deterjanlardan, işte çamaşır suyuydu, yok ağartıcıydı, yok kokuluydu, hı hı. bütün bunların içinde bromür var, klorür var. Bromür ve klorür bir de e, suya katılan diş macunlarında da flörür flörür, var. Evet. Biliyorsunuz bu üçü vücuda girdiği zaman vücutta iyodun kullanılmasını engelliyorlar. İyot çok önemli her hücremiz için. Yalnız tiroid için değil. İyot meme memelerde yoğundur. Hı hı. Ee, yumurtalıklarda erkeklerin de hanımların da yumurtalıklarında yoğundur iod. Koruyucudur. Ve prostata da yoğundur, koruyucudur. Hı hı. Eğer bunu, bromür, klorür ve florür bunlar vücuda girdiği zaman iot düşüyor. Ve de diğer sebepler de var. Bir sürü de sebepler de var. İşte o yüzden e, trans yağlar kanser sebebi. Hı hı. Hı hı. Yani sadece buramıza sürdüğümüz tabii çok doğru hı hı. ama çok kısıtlı. Hı hı. Şimdi hocam deterjanlarla ilgili söylediğiniz şey bence çok önemli. Çünkü bizi izleyen ev hanımları da var ya da çalışan hanımlar. Genellikle hani evde bu ürünleri kullanıyor. Artık beyaz sabun, Arap sabunu pek kullanılmıyor. Ee, benim kızım 2 iki, 2,5 iki yaşlarındayken geceleri çok öksürüyordu ve hani doktor doktor bir şey yaptık. Sonra hani gerçekten çok iyi niyetli hekimlerimiz de var. Var tabii ki, tabii. Her her seferde her hekimlerimiz şeyde, çok evet, onlara selam olsun e, tabii. İlaç yazmayan. Aa hadi biz bu çocuğa alerjik e, Astım teşhisi koyalım ve bir ömür ilaç kullandıralım demeyen bir doktora denk geldiğimiz için çok mutluyum. Bazı tavsiyelerde bulundu. Örneğin odasında artık çamaşır suyu kullanılmıyor. Ee, On çocukların nevresimleri dediğiniz gibi ağırlatıcı, ağır, artıcı yumuşatıcılarla yıkanmıyor ve gerçekten çok olumlu sonuç aldık. Eve sokmayacaksınız o zehirleri. Size de etkiler, eşinizi de etkiler, çalışanları da etkiler. Yerine ne koyalım? Evet, ya yani yine sirke. Sirke en güzel temizleyicidir. En güzel kokuları alır. Küfleri alır. Virüsleri öldürür. Bakterileri öldürür. Toksinleri öldürür. Parazitleri öldürür, bitleri öldürür. Sirke kireçleri söze çözer. Sirke pasları çözer. Sirke asırlardan beri kullanılan bir zararsız şeydir. Virüsleri ve bakterileri öldürdüğü gibi çok önemli Simge Hanım. Bakterilere karşı direnç meydana gelmez. Bütün antibiyotikler şimdi direnç hı hı. meydana geldi. Bütün tıp alemi dünyada saçır başılıyor diyor. Ne oldu ne oldu diye. Hı. Siz yaptınız. Ama sirke bunu yapmaz. Yani. Bir de İngiliz karbonatı. O da bunu yapmaz. Hı, İngiliz önemli. karbonatıyla da. Çünkü bütün hanımlara sesleniyorum. Yani kusura bakmasınlar. Hepsi fıttırık. Ama neden fıttırık biliyor musunuz? <laughs> o, o deterjanlara koyulan kokular. Yok elma koktu, yok sirke evet. şey, çilek evet. kokusu yok efendim, kuran boğazı yok gül kokusu yok efendim, yasemin kokusu ne aklınıza geliyorsa, o kokuları beyinde bağımlılık yapıyor. Yani bu endüstrinin bir tuzağı sasiş yapsın diye evet. ve beyinde tinercili gibi bağımsızlık yapıyor ve onu temizleyenler de o gün temizlik yapılan evlerde de hanımlar onu duyunca mutlu oluyorlar. Ve de temizlik oldu sanıyorlar. Evet. Temizlik, hijyen falan büyük bir hastalık aslında. Temizlik Siz... kokuyla olmaz diyebilir miyiz? E, Tabii. O kokular kanser kokusudur. Bak bir daha söylüyorum. Duyduğunuz hanımlar o kokular hani çok mutlu oluyorsunuz ya, kanser kokusudur. Sadece meme kanseri değil. Tiroid kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, bağırsak kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri. O kokular kanser kokusudur. Çocuklarınıza da koklatmayın. Kendinizle, eşinizle. Yazıktır, günahtır. Paranıza da yazık üstelik. Beyaz sabunla çamaşırları yıkamayı mı tavsiye ediyorsunuz? Yani çünkü Vallahi Ben çamaşırlarımı senelerden beri İngiliz karbonatıyla yıkarım. İngiliz sirkeyle karbonat. yıkarım. Hı -hı. Evde yalnız sirkeyle temizlenir kardeşim. Kötü kokmuyor Bulaşık... mu kıyafet hocam sirkeyle? İşte bu, bu o kadar büyük bir yanlış algı ki. Sirke yıkandığı zaman o sıcaktan koku falan kalmıyor. E bir Hı, deneyin kardeşim. Bir deneyin. Deneyin de görün. Pırıl pırıl olduğunu görün. Bulaşık makinesine de sirke koyacaksınız. Pırıl pırıl. Tablet değil. E, tablet zehir. Kanserojen. Aynı şey. İngiliz karbonatı, sirke. Evet o kadar. Bizim evde o başka bir şey kullanılmaz. Çok önemli. Ben not aldım. İzleyicilerimize de naçizane tavsiye Çünkü ederim hocam. Çünkü neden? Bunu da söyleyeyim. Esas temel nedenini Hı -hı. açıklamamız lazım. Bütün o deterjanlarda esas temizleyici, parlatıcı, beyazlatıcı unsur karbonattır. Evet, ötekiler hepsi satın al, satış tuzağıdır. Esas temizleyen unsur kamur Karbonat. karbonattır. Hı hı hı. Peki hocam ben size tuzu da sormak istiyorum. Şimdi tuz dediğimizde e, Çin tuzu mu değil? Bizim doğal tuzu kullanmamız gerekiyor. Kristal gerektiğini. kaya tuzu tuzdur. Sofra tuzu. Rafine olmuş tuz tuz değildir. Bir de o tuz ma tuz mağarası şeylik gösterebilir görselini miyiz lütfen? Gösterebilir arkadaşlar. Lütfen evet. Tamam o da şimdi geliyor. Şimdi hocam. kristal kaya tuzu. Kaya tuzu mağaralarında astım ve kalp hastalığı tedavi edicidir. Tedavi edilir. İşte bakın, tedavi edicidir. Ben kristal kaya tuzu kullanın dedim diye kıyametler koptu. Kardiyoloji derneği, tansiyon derneği, iş hastalıkları efendim tansiyonu. Kristal kaya tuzu hı hı. tansiyonu yükseltmez, tedavi eder. Kalp hastalığını tedavi eder. Astımı tedavi eder. Ve yurt dışında böyle tedavi şeyleri var. Bakın onu getirdim. Merkezleri. Evet. Hı hı. Onu kaldırmayın biraz dursun. Hocamızı kızdırmayın. Kalsın evet beni kızdırmayın. Arkadaşlar. O, o tuz mağaraları hakikaten girdiğiniz zaman nefesiniz açılıyor. Yani ben Çankırı'daki 2000-3000 yıllık Hititlerden kalma tuz mağarasına girip kendim gözümle gördüm. Não, nefant, nefant.